Burada ne işi var? Sen gitmedin mi hala? Mine, ne oluyor, ne bu halin? Şş, bana bak, al yanaklı. Neydi senin adın tanışmadık da? Mine, anladığım kadarıyla siz kardeşsiniz. Bu yüzden kelimeleri biraz dikkatli seçelim. Sana da söylüyorum Gülizar. Sen kime fırsatçı diyorsun bacım? Mine, Mine ha? Sen ufak mı doğdun böyle? Ha? Ama böyle kazı kadar olunca da söyleyeyim, o isim olmuyor canım. Senin baban getirtti beni, baban Mine Hanım. Anladın mı? Ben bir babam olduğunu daha bugün öğrendim, gerizekalı. Murat, beni şununla muhatap etme ne olur. Hadi, babam çok kötü. Hem de bunun yüzünden. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Sevgilim, ne olur gidelim lütfen. Mine, problem nedir ha? Bana bir söyler misin? Bir kendine gel. Öfkeleneceğin kişi Gülizar değil. Ha, illa problem çıkarmak istiyorsan da benim yanımda çıkartma. Tamam? Vice. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor. Güzelmiş. Ama süper klişe. Alo. Biz sözlüyüz canım. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Mehmet Bey'i kaybettik. Veysel Bey. Maalesef. Gel şu. Bu kargoşadan istifade. Kızı evden uzaklaştır. Fırladı gitti. Geri gelirse sokma sakın içeri. İyi de ben ne diyeceğim kıza nasıl? Canım, kimseyi görmek istemiyorlardı. Bul işte bir yolunu. Kız bu eve girmeyecek. Tamam. Büyük hanıma ne diyeceğiz? Bunu kimseye görecek hali mi var? Okur şimdi o birkaç saat. Hadi sen, hadi söylediğimi yap. Ay. Veysel abi aradı. Acele git al gel doktoru dedi. Nasıl gittim, nasıl aldım, döndüm bilmiyorum abi ama zaten geldiğimizde doktor içeride 5 dakika durdu durmadı. Başınız sağ olsun dedi, çıktı dışarı. Eve ateş düştü be Murat abi. Kimse kendini bilmiyor. Bütün çiftlik kapıya yığıldı. Rahmetli çok iyi adamdı, çok. Nur içinde yatsın. Ne zamandır hastaydı? 1 yıl önce teşhis kondu. Biraz geç fark edilmiş. Mehmet abi doktora gitmeyi pek sevmezdi. Son bir ayda yataktan çıkamaz olmuştu. Sen öldürdün onu. Ne diyorsun sen be? Bana bak, acın var diye bir şey demiyorum da bak sakın bana bulaşma. Şu an hiç sırası değil. Babam iyiydi. Seni görünce kötü oldu. Allah Allah. Seni görünce kötü oldu. Neciğim, Mehmet abi zaten çok hastaydı. Ya babam yıllarca böyle bir kızın varlığından bahsetmedi bile. Nedense hastalanınca son dakika bu peyda oldu. Artık annesi arayıp tehdit mi etti, ne yaptılarsa ben annemi 10 yıldır görmedim. Beni Veysel Bey aldı getirdi buraya. Ben babamın olduğunu bile bilmiyordum, öldü diye biliyordum. Adını bilmiyordum. Sen gerizekalı mısın, nesin, kaç kere söyleyeceğim. Hayret bir şey ya. Hasta dediler, sonar su dediler, geldim ya. Hay, hay, gelmez olaydım. Ya bak sen benim bulunduğum arabada küfür edemezsin. Geldiğin yerlere benzemez buralar. Öyle mi? Kulaklarını tık o zaman çünkü birazdan daha kötülerini duyacaksın. Ya sen bir otur, bir acını yaşa be. Allah Allah ya. Ulan ben adamı tanımıyorum. Benim bile göğsüme öyle öküz oturdu ya. Sen ne çirkef bir şeysin. Hayır, rahat ediyorsan hadi devam et. Devam et bana. Bır 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 bır. Ama bak 2 dakika kaldı, arabadan aşağı atacak seni. Birol, durdur şu arabayı. Bana bakın. İkiniz de o çenelerinizi kapatmazsanız yürüyerek gideceksiniz. Babanızın arkasından dua okuyacağınıza birbirinize bela okuyorsunuz. İkinize de can vermiş bir adam az önce son nefesini verdi. Farkında mısınız? Babanızı kaybettiniz, babanızı. Devam et. Başımız sağ olsun. Ben onu görmek istiyorum. Olmaz Mümet'im, yapma. Kusura bakmayın küçük hanım. Şu anda aile kimseyi kabul edebilecek durumda değil. Bu kim be? Muazzez abla, sizi bilgilendirmediler galiba. Gülizar zaten ailede. Bana verilen talimatlar böyle.
söyle. Yürü. Bu hanım Muazzez Hanım. Evin çok eski çalışanıdır. Mine'yi büyüten hanım. Kendi başına kararlar almaya bayılır. Bir de evin çalışanı. Vay be. Aileye bak. Evin çalışanı bile insanı ötelemek, küçümsemek için fırsat kolluyor. Pes. Sen Muazzez Hanım'a kızma. Aslında iyi biridir. Ama kabul et, sen de bomba gibi düştün eve. Biraz zamana ihtiyaçları var alışmak için. Gel. Birol, Gülizar Hanım'ı bize götürüyorsun hemen. Hadi. Tamam abi. Gel. Aşı sağ olsun. Her şey düzelecek, merak etme. Birol şimdi seni bize götürsün. Sen biraz dinlen. Kendine gel. Ben de geleceğim ona. Ya. Reddedildi. Hadi. Hadi. Söyle. Birol şimdi bir misafir getirecek bize. Kimi getiriyor? Ben de konağa geliyordum oğlum. Büyük Bey Hakk'ın rahmetine kavuşmuş dediler. Anne, burası çok karışık zaten. Sen gelen misafirimizle ilgilen. Babamın İzmir'den getirdiği kız. Birol'la geliyorlar, yoldalar şimdi. Tamam. Tamam, ilgilenirim. Böyle olacağı belliydi. Candan Hanım onu konağın kapısından sokar mı hiç? Bak bu işte bizim başımıza patladı. Zavallı kız.